Onsuz hayat olmaz. Kısa adıyla OHO'dan merhaba. Teknolojisiz hayat olmaz diyerek bu haftaya damga vuran teknolojik gelişmelere göz atarak programımıza başlıyoruz. Gündem. Herkes bunu konuşuyor. 2024 itibariyle dünya nüfusunun %66,2'si internete erişiyor. Dünya çapındaki internet kullanıcı sayısı 5 milyar 350 milyon ve sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise 5 milyar 40 milyona ulaştı. 2018'de dünya nüfusunun yalnızca %53'ü internet kullanıyordu. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde OpenAI'yı kuruluş sözleşmesine aykırı hareket etmekle suçlayarak tümüyle ticari kuruluşa dönüştüğü gerekçesiyle dava etti. Yani insanlık yararına bir kurum olma misyonundan tamamen uzaklaştığını iddia etti. Yapay zeka donanımlı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler geliyor. Lenovo, en yeni nesil dizüstü iş bilgisayarları ThinkPad T14i Gen 5'i ilk kez tanıttı. Bulut hizmetini uluslararası kaliteye taşıyan Amazon Web Services'ın veri otobanının ucu Türkiye'ye taşınıyor. Müşteriler, kullanıma hazır web uygulaması güvenlik duvarı korumasıyla yaygın güvenlik açıklarına ve bot saldırılarına karşı koruma sağlamak için güvenlik kuralları oluşturup yapılandırabiliyorlar. AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın konuyla ilgili şunları söyledi. Birçok uygulama için aslında dünyaya yayılmak ve düşük gecikme hızlarıyla yayılmak çok önemli. Bu hani medya sektörü için, oyun sektörü için, sağlık sektörü için, birçok farklı sektör için kendine uygulama alanı bulan bir teknoloji. Dolayısıyla buradaki düşük gecikme, yüksek kalite, bütün dünyaya ölçeklenebilir olabilmek aslında önemli bir başlık. Bunu da Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturuyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Bugünün tüketicisi 3 saniyeden fazla beklemek istemiyor bir web sayfasının yüklenmesi için ve kesintisiz hizmet arıyor. Biz de bu teknolojiyi getirdik. Türkiye'de AWS 2015 yılından beri faaliyet gösteriyor ama ayak izini gittikçe çoğaltıyor. Dünyada çok büyük bir mühendislik ordusunun bir parçası aslında buraya gelmiş oldu. Ofisimizi büyüttük, iş ortaklarımızı büyüttük. Bugün 40'tan fazla iş ortağıyla beraber aslında müşterilerimize bu hizmeti sağlıyoruz. Yeni unicornlar fintechlerden gelecek. Türkiye'de finans teknolojisi girişimleri büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi destekleriyle Startups Watch tarafından hazırlanan finans teknolojisi girişimleri raporu açıklandı. Startups Watch verilerine göre 2023 yılında 35 yatırım anlaşmasıyla 29 milyon dolar yatırım yapılırken, 2024'ün ilk 2 ayında 5 adet yatırım anlaşmasıyla 53 milyon dolar yatırım yapıldı. Büyüteç, yerelden küresele ölçeği büyüt. Türkiye'nin medar iftarı ve yazılım alanındaki ilk Türkorn unvanına sahip Insider, yapay zeka tabanlı veri analiz sistemiyle kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi oluşturuyor ve bu sayede müşterilerinin marka değerini ve tabii ki de satışlarını artırıyor. Insider 2012 yılında kuruluyor 6 kurucu ortak tarafından. Web sitelerini, mobil uygulamaları düşündüğümüzde aslında her kullanıcı bu uygulamalara, web sitesine girdiğinde aynı şekilde tecrübe ediyorlar normalde. Eğer farklı segmentlere göre, kullanıcıların gösterdiği farklı davranışlara göre bu web sitesini ve mobil uygulamasını farklı iletişimlerle otomatik olarak değiştirebildiklerini gördüğümüzde bunların dönüşüm oranlarını, satın almaları, başvuruları çok daha fazla arttırdığını gördük. Bu yüzden bunun teknolojisini üretmeye karar verdik ve 2012 yılında kodlamaya başladık ve 2014 yılı itibariyle ilk müşterilerimizi edinmeye başladık. Türkiye'nin önde gelen markalarına hizmet verdikten sonra yurt dışına açılan Insider bugün 6 kıtada. Insider'ın şu anda 1200'den fazla müşterisi mevcut. Samsung gibi, Singapore Airlines gibi, Watsons gibi birçok dünyaca ünlü marka Insider'ın teknolojisini kullanıyor. Buna ek olarak Insider'da şu anda 45 farklı milletten arkadaşımız mevcut ve 26 farklı ülkede ofisimiz var. Insider kurulduğundan beri yaklaşık 271 milyon dolarlık yatırım aldı Sequoia Capital'dan, Riverwood Capital'dan
QA'den esas private equity 212'den. Bununla beraber aslında 1.2 milyar değerlemeyi de aşarak unicorn mertebesine ulaştı. Şu anda tabii 26 farklı ülke, 6 farklı kıtaya yayılıyor. Aslında Insider'ın üstünde güneş batmıyor da diyebiliriz. Şu anda Insider'da yaklaşık 1100 çalışanımız mevcut. Bunların yarısına yakını Türkiye'de, yarısı yakını ise yurt dışındaki ofislerimizde. Bununla beraber aslında Insider'ın önümüzdeki dönemde bu mevcut olan ülkelerimizde çok daha hızlı büyümeye, yeni getirdiğimiz teknolojileri de kullandırtarak, onlardan faydalanmasını sağlayarak müşterilerimizin büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'de de tabii ki büyümeye devam etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye bizim evimiz. Bunun sonrasında da tabii ki hem farklı şirket satın almaları da planlıyoruz. 2023'ün başında yine bir Türk girişimi olan Mindbehind'ı satın almıştık. Bundan sonra hem Amerika'da hem Avrupa'da farklı şirketler satın almayı planlıyoruz. Bunun sonrasında da potansiyel bir halka arz, Nasdaq'ta, New York Stock Exchange'de, bunlar tabii mümkün olabilir. Ama şu an için biz hedeflerimize aynı büyüme hızımızda büyümeye ve müşterilerimizin teknolojimizi en doğru şekilde kullanmalarına odaklanıyoruz. Insider, markaların hem müşteri deneyimlerinin kişiselleştirilmesini sağlıyor hem de dijital dünyadaki yazılım ihtiyaçlarına cevap veriyor. Öncelikle Insider çok avantajları olan farklı deneyimler sağlayan bir teknoloji altyapısına sahip. Biz burada Eureka Sigorta'da bir noktada müşterilere hem duyurularımızı paylaşmak, hem yeni indirim fırsatları veya kodu gibi, indirim kodları gibi avantajlarımızı göndermek, bunların duyurularını yapmak için daha çok kullanıyoruz. Ve yine web sitemizde ziyaret eden kullanıcılarımızın deneyimlerini iyileştirme noktasında onlara farklı deneyimler sunarak bunlar üzerinden testler ve senaryolar üretebiliyoruz. Her müşteriyi daha iyi tanımamızı ve o müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik de çözümler üretebilmeyi sağlıyor. Yazılım ekipleri her şirketin içerisinde farklı departmanların ihtiyaçlarını belli bir kuyruğa sokarak çözümlediği için siz o dünyada dijitalde büyümek istediğinizde çok vakit kaybedebiliyorsunuz. Fakat böyle büyük bir teknoloji partneriniz olduğunda size sağladığı kaynakla hem web sitenizle gerek mobil uygulamalarınızda yaratacağınız geliştirmeleri Insider içerisindeki partnerlerle ve yazılım ekipleriyle yapabilir hale geliyorsunuz ve eş zamanlı olarak içeride yürütülen farklı yazılım süreçleriyle beraber Insider süreçleri de devam edebiliyor. Bu da tabii ki insan kaynağı anlamında çok büyük bir güç. İçeriye bu kadar çok insan alamıyorsunuz ama Insider büyük bir kadro. Her birimden her konuyla ilgili teknik kişilere ulaşmak çok kolay olabiliyor. Dönüşüm, 5G, bulut ve yapay zeka ile dönüştür. İş Bankası ve Koç Üniversitesi, ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunmak, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruyor. Merkez, ülkemizdeki bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı ve yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Farklı konularda yapay zeka ile uğraşan öğretim üyelerinin bir araya gelmesini sağladı. Bence bu çok önemli. Yani bu tür destekler ve kaynaklar bence zaten endüstriden her zaman, şirketlerden her zaman gelmesi lazım. Amerika'daki zaten çalışan model de bu. Ayrıca da verdikleri kaynaklarla öğrencileri destekleyebiliyoruz. Bu öğrenciler de yaptıkları test çalışmalarıyla bilime katkıda bulunuyorlar. Yurt dışına gidebiliyorlar ve öğretim üyesi olarak tekrar ülkemize gelip araştırma ve akademik çalışmalarda yer alabilirler. Bu tür faydaları olduğunu düşünüyorum. Birçok projenin aynı anda yürütüldüğü merkezde robotlar üzerine de çalışmalar yapılıyor. Peki yapay zekaya sahip robotlar insanların yerini alabilecek mi? Gündemdeki asıl soru bu. Biz endüstriyel robotlarla uğraşıyorduk. Şimdi ise daha böyle bizimle beraber çalışan, aynı ortamda bulunabilen robotlardan bahsetmeye başladık. Bu tür robotların hayatımıza girmesi ve bizimle birlikte gerçek anlamda insan gibi işler yapmasını ben en erken 30-40 sene sonra görüyorum. Yapay zekanın problemlerinden bir tanesi, yani veriler üzerinden gidiyoruz. Mevcut veriler arasında interpolasyon yapabiliyor ama ileriye dönük bir veri üretmekte zorlanıyoruz. Yani buna en iyi örnek herhalde ChatGPT, değil mi? Yani olan verileri değerlendirerek size bir cevap verebiliyor ama İleriye dönük bir soru sorduğunuzda daha çok zorlanıyor. Robotların ileride kullanılabileceği endüstrilerden bir tanesi bu deprem veya sel gibi felaketlerde
insanlara destek olabilir. Göçüğün altından insanların çıkarılması oldukça zor. İnsanlar tarafından bunun yapılması zor ama insansız robotlar olursa ve onların kapasiteleri insanın ötesinde olursa, yük kaldırma kapasiteleri, mesela bu görev daha kolay hale getirilebilir. Tabii sadece insansız robotlardan konuşmamak lazım. Çok daha küçük minyatür robotlar da göçük altındaki insanlara destek götürebilir. Sağlıkta yapay zeka ve robotların önümüzdeki süreçte önemli rol alacağı bir alan olacak. Doktorların, yani iyi doktorun gözü çok muazzam bir şey. Yani hani ben çok uzun süredir çalışıyorum. Öyle bir göz görmedim yani. Uzmanlaştıkları konularda çok hani böyle güzel kararlar da verebiliyorlar. İşte diyor mesela orada kanser var, niye diyorsun? Değil o, o öyle falan diyor ama o aslında öyle demesinin arkada bir algoritmaları var. Her zaman bunu bazen dile dökemiyorlar. Şimdi yapay zeka aslında bu çok iyi gözlere, iyi doktorlar için konuşuyorum, çok iyi gözlere yardımcı olabilirler. Ama insanların sevmediği bazı işler var. İnsanlar rutin işler yapmıyor. Mesela patolojiden örnek vereyim. Bazı özel boyaları var. Bunlar aslında antikor. Belli antijenleri tespit etmeye yönelik. Bunun ne kadar boyadı, ne kadar antijene, yani bir tepki oluştu. Bunun için bakıyorlar, işte orada koyu görünüyorsa çok boyadı, az boyadı. Ama gözleri aslında o çok az, her zaman aynı olmayabiliyor. Ama bu bilgisayar için, yani algoritmalar için belki çok kolay. Hep tutarlı yapıyor çünkü. Hep böyle yardımcı konumlamak gerekiyor. Bu doktorların daha birkaç şey kazandırabilir, zaman kazandırabilir en önemlisi. İkincisi de bazen yine tıp böyle her zaman bilmiyorsunuz. Yani her zaman örneğin bir belirteç var. O belirtecin bir hastalıkla, bir tedaviyle, tedaviye yanıtla ilişkisi her zaman bilinmiyor. Böyle vakalar biriktikçe aslında belli keşifler yapabilir doktorlar. Bence orası da çok heyecanlı. Yani özellikle böyle araştırmaya merak doktorları da çok heyecanlandıracak olabilir. Deneyim, trendi kaçırma. Tablet mi, dizüstü bilgisayar mı sorusu yıllardır sorulan sorulardan bir tanesi. Özellikle son yıllarda dengeyi biraz daha tabletler tarafına kaydıracak çeşitli ürünleri görüyoruz. Bu ürünlerin ortak özelliği büyük ekranlara sahip olması ve Huawei'nin çıkarmış olduğu en son tabletlerden bir tanesi olan MatePad Pro 13.2'de barındırmış olduğu 13.2 inçlik ekranla gerçekten de bir dizüstü bilgisayarın sunmuş olduğu ekran deneyimini fazlasıyla sunuyor. 5.5 mm gibi tabletlerde pek görmediğimiz bir incelik değerini bu tablette görüyoruz. 580 gram ağırlıkla 13.2 inç ekranlı bir tablet için ağırlık gerçekten de düşük seviyede kalıyor. Bu sayede tableti tek elinizde bile rahatlıkla tutup kullanmanız mümkün oluyor. Özellikle M Pencil'la kullanma gibi durumlarda bu ağırlık ve incelik gerçekten fazlasıyla işe yarıyor. Tablet adını veren 13.2 inçlik ekran %94 gibi yüksek bir ekran gövde oranı bizlere sunuyor. Bu değer gerçekten tabletlerde şimdiye kadar erişilmemiş bir değer. Ekran 3'e 2 görüntü oranına sahip. Bunun en büyük avantajı size daha fazla satır sayısı sunması. Word, Excel ve bunun gibi çeşitli üretkenlik odaklı uygulamalarda daha fazla satır görmeniz mümkün oluyor. Ekranın 1000 nitlik parlaklığı var. Bu da içeride ve dışarıda rahat bir çalışma imkanı sunuyor. Bu cihazın sahip olduğu Kirin 9000W işlemci, sahip olduğu yüksek performansta MatePad Pro'nun her türlü ihtiyacı rahatlıkla karşılamasına imkan tanıyor. 12 GB RAM ve isteğe göre 256 veya 512 GB'lık depolamanın seçenekleri de bu işlemciyi iyi biçimde destekliyor. Pil tarafında da bu tablet gerçekten doyurucu. 10.100 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pili var. 2 hücreli pil olduğu için hızlı şekilde şarj edilebiliyor. Cihazın kutusundan 88 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve bu şarj adaptörü ile pil sadece 65 dakikada tamamen dolabiliyor. Özellikle film izlemek için bu tablet fazlasıyla işe yarayacaktır. Sahip olduğu 6 hoparlör de ekranı iyi biçimde destekliyor. Google uygulamaları ve YouTube erişimi için de bu tablet size gerekli aracı sunuyor. Girişim. Bu işin geleceği var. Bir fikirden global bir şirkete dönüşmek. Tüm girişimlerin hayali bu olsa gerek. Bu zorlu yolda girişimcilerin her aşamada elinden tutan, her anlamda destek olan bir teknokent var. İTÜ Arı Teknokent. Özellikle teknoloji girişimciliği için çok farklı bir model gerekiyor. Biz girişimcilik ekosisteminde 360 derece modeli diye adlandırdık ama bu şu, fikrin, özellikle teknolojiye dayalı fikrin, İçeriye girmesinden, ki buradaki içerisi İTÜ Çekirdek,
ta fikrin ticarileşebilmesi safhası ve daha sonra da onun olgunlaşması ve küreselleşmesi noktasına kadar çok ciddi aşamaları var. Birinci evre hakikaten tohumun filizlenme evresi. Burada İTÜ Çekirdeğin gerçekten eğitimi ve mentorluk hizmeti birinci evrenin programları olarak adlandırılabilir. Big Bang bir mihenk, bir eşik. Big Bang'de bu fikirler sahneye çıkıyor. Big Bang'den sonra bunlar İTÜ Çekirdeğe, kuluçka alanımıza tekrar geliyorlar ve orada artık fidanlaşmaya başlıyorlar ve onlar gerçekten firma kurma aşamasında değillerse bir parça daha biz onları destekliyoruz. Magnet programını alıyoruz. Magnet hızlandırma programı ve orada da biz bu fikirleri tutuyoruz. Daha sonra da küreselleşme programı, o çok önemli. Yani küresel ölçekte firmalarımızın gerçekten değer katmasını, tüm küresel ölçekte değer bulmasını sağlayacak olan Innogate programı. Innogate programı da firmalarımızın küresel ölçekte ticari fikirlerini veya çıktılarını satmakta kolaylaştırıcı bir program. İTÜ Arı Teknokent'in girişimcilerinden uluslararası arenada gururla yerini almış bir şirket örneği Bug Bounty. Şirketin kurucularından Arif Gürdenli, girişimciliğin zorlu yolculuğunu anlatıyor. Doğrudan İTÜ Çekirdek'le temasa geçtik. Sanıyorum 70'in üzerinde mentorluk görüşmesi yaptım ben bir yıl içerisinde İTÜ Çekirdek'teki yolculuğumda. Her alanda dedim ki ben bunu biliyorum bilmiyorum diye bakmayayım, herkesten bir şey öğrenmeye çalışayım. Tekrar bile olsa duyayım, belki içinden iki satır farklı bir şey çıkarırım ve o bana yeni bir bakış açısı katabilir. Dolayısıyla benim için en önemli konu buydu. Yani işi nasıl yaparım değil, girişimciliği nasıl daha iyi yapabilirim. Mesela bu bağlamda işte uçtan uca bir ürünün MVP denilen, yani Minimum Viable Product deniyor buna, en küçük hali nasıl geliştirilir? Çünkü isterseniz önce mükemmelliyetçi bakıyorsunuz ama girişimcilikte bunun böyle olmaması gerektiğini ve ürünü çok hızlı bir şekilde çıkarıp müşterinin verdiği geri bildirimlerle geliştirme konusuna bir bakmak lazımmış. Mesela bunu öğrendik. Bu çok farklı bir şeydi bizim için. İşte yatırımcı network'üyle bir bağ kurmanın önemini görmüş olduk. Kendimizi, hikayemizi sürekli anlatmanın önemi gibi. Farklı ilişkiler geliştirmek, yani ekosistemin bir oyuncusu olmak, oradan aldığınızı aynı zamanda geri vermek, yani tecrübelerimizi paylaşmanın önemini fark ettik. Yani mutlaka bir girişimcinin böylesine bir yolculuğu yaşaması lazım. Ben bunu herkese öneriyorum. Peki Bug Bounty neye çözüm getiriyor? Çevremize topladığımız 4500'ün üzerinde yetenekli ethical hacker diyebileceğimiz, yani beyaz şapkalı hacker veya etik hacker veya siber güvenlik uzmanı da diyebiliriz. Bu niteliklerde kişiler var. Bunlar bireyler. Bir tarafta da güvenlik hizmetine ihtiyaç olan firmalar var. Biz onları bir arada buluşturan bir platformu geliştirdik, yazılımı geliştirdik. Blockchain tabanlı bir yazılım. Ve bir tarafta bu uzmanlarımızdan herhangi biri, bizim platformumuzun üyesi olan bir müşterimizin ortamında bir siber güvenlik açığı bulduğunda bunu bize adım adım raporluyor. Rapor müşterimize iletiliyor. Bakın böyle bir güvenlik açığı raporlandı, bizce geçerli diyoruz. Müşteriden de onayı aldıktan sonra bunu keşfeden kişiye en baştan adı konmuş bir para ödülü bizim tarafımızdan iletiliyor. Yani bir ödül avcılığı. İngilizce'de de bug bounty diye geçiyor. Dolayısıyla değer vaadimiz ne? Eğer sizde bir güvenlik açığı bulamazsak hiç para ödemeyeceksiniz. Ama mutlaka buluyoruz. Yaklaşık 6000 Ar-Ge projesi yapan ve bünyesindeki firmaların toplam cirosu 11 milyar dolara ulaşan İTÜ Arı Teknokent'in 2024 hedeflerinde yeni ufuklar var. 2024'te çok önemli bir hedefimiz var. O da Arı Fon. İkinci hedefimiz özellikle uluslararası değişim programı. Yurt dışından, yani globalden gelen girişimcileri Türkiye'de firma kurmasını sağlamak. Bizde olan Türk girişim firmaları yurt dışına gidip oradaki kendi alanında yapmış olan girişimlerle buluşsun. Oradan da bize bir akış sağlasın. Böylelikle belirli hub'lar kurmaya özellikle hedefledik ki bunlar Avrupa'da başlayacak. Daha sonra Amerika'ya ve Uzak Doğu'ya kadar gidecek. Döngü. Sürdürülebilir hayata adım at. Sürdürülebilir bir dünya için kullanılmış ürünlerin yeniden kullanıma kazandırılması çok önemli. Bu noktada özellikle teknolojik ürünlerin bakımları yapılarak yeniden satışa sürülmesi hem çevreye hem de cebe büyük katkı sağlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezlerinde sertifikalandırılarak
son tüketiciye satışa hazırlanan tüm kullanılmış cihazlara biz yenilenmiş cihaz diyoruz. Bir cihazın ömrü yaklaşık 3 yıla kadar sürebilirken yenilenmiş cihazların ömrü 10 yıla kadar devam edebiliyor. Hatta şöyle bakabilirsiniz, Samsung, Apple gibi markaların telefonlarının 8-10 yıl öncesi lanse edilmiş cihazlarına baktığımız zaman şu anda hala yenilenmiş cihaz olarak elektronik marketlerde, mağazalarda satıldığını görebilirsiniz. Orada şöyle bir sebep var, her yenilenmiş cihaz 12 ay garantiyle sunulabiliyor. Her birisi için sertifikalandırılma yapıldığından TSE belgesinde sizler rahatlıkla o cihazla ilgili hangi işlemlerin yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden de tüketici güvenle bir şekilde yenilenmiş cihazları kullanabiliyor, satın alabiliyorlar. Telefon fiyatları çok pahalı olduğu için ben de ikinci ele yöneldim. Yenilenmiş telefon kavramını duydum. Ve yenilenmiş telefon kavramının ne olduğunu araştırdım biraz. Garanti veriyorlar, taksit imkanı var. Daha güvenilir olduğu için açıkçası ben de buradan alışveriş yapmak istedim. Abim de yenilenmiş bir cep telefonu aldı. Taksitle ve 12 ay garantisi olduğu için bizim için daha iyi. Bizim gibi çevreye katkımız olsun istedik. Yani şu ana kadar bir sorunu da olmadı. Çok güzel, iyi bir şekilde kullanıyoruz. Piyasada yenilenmiş ürünler arttıkça ikinci elin yerini alacak gibi duruyor. Diğer önemli bir konu da kullanım ömürlerini tamamlayan teknolojik ürünlerin atıklarının ne yapılacağı. Bütün kullanılmış elektronik cihazların ömürlerinin maksimum değerlendirilmesine, ömürleri bittikten sonra da geri dönüşüm anlamında da elektronik atık olarak kullanılmasına önem veriyoruz. Bu anlamda da TÜBİSAT çok doğru projelere imza atıyor ve biz onlar ile yaptığımız işbirliği sayesinde tüm elektronik atıkları onların aracılığıyla geri dönüşüme katma değer sağlamak üzere bir proje gerçekleştirdik. Ve bu projeleri tüm Türkiye'ye yaymak üzerine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-atıklarla tek amaç dedik ve maalesef 6 Şubat tarihinde yaşanan afet dolayısıyla bölgede gerçekleşen eğitimde fırsat eşitsizliğine odaklayan e-atıklarla tek amaç teknolojik eğitim sınıfları kurulum projemize toplamış olduğu teknolojik atıklarla katkı veren firmalarımızdan bir tanesi oldu. Bu gibi elektronik atıkların yanı sıra biz mali ve aynı desteklerle 2023 yılından bu yana bölgede 15 tane teknolojik eğitim sınıfı kurduk. Ve bunları eğitim faaliyetlerini de açtık, işletme halinde şu anda. Bilişim Sanayicileri Derneği olarak yaptığımız saha çalışması ve bizlerin edinmiş olduğu tecrübelere istinaden yılda kişi başı yaklaşık 625 gram kadar bilişim, tekno atık grubunun oluştuğunu söylemek mümkün. Global E-Waste Monitoring Report'un 2019 yılı versiyonuna refere ederek dünyadaki oluşan elektronik atık miktarının 53.6 milyon ton kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu rakamda yaklaşık 56 milyar dolarlık bir hacme tekabül ediyor. Bu çok ciddi bir rakam ve elektronik atıklar katı atık grupları içerisinde en hızlı büyüyen atık grubu. Dolayısıyla elimizdeki kısıtlı doğal kaynakları da düşündüğümüz zaman gerçekten hakkını vererek geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ve tekrar kullanımın aslında tekrar kullanım olması gerektiğini söylemek istiyorum. Peki yenilenmiş ürün çevreye nasıl katkı sağlıyor? Ürünü yenileyerek yeni teknolojiye bir parça yaklaştırmak, bir parça daha uyumlu hale getirmek, işte o yeni teknolojinin ihtiyaç duyduğu programlarla ve aplikasyonlarla uyumlu hale getirebilmek o ürünün kullanım ömrünü uzatıyor. Kullanım ömrünün uzatılması demek işte zaten ekstra bir üretimin önüne geçmek demek ve o ihtiyacı daha geniş bir kitlenin yeni bir ürün talebi yaratmadan, dolayısıyla dünyanın kıt olan kaynaklarını yeniden kullanma talebini artırmadan gerçekleştirilmesi demek. Sıfır cihazların üretiminden doğan karbon salınımı ve aynı zamandaki su tüketiminde de %80'den fazla bir tasarrufu da sağlamış oluyorsunuz. Bu da tabii ki doğrudan çevreye katkı olarak da karşımıza çıkıyor. Onsuz hayat olmaz dedik. Teknolojinin hayatınızın her alanını kolaylaştırması dileğiyle haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Onsuz hayat olmaz.